Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz history tracking, admin konusudur. İyi bir admin history tracking'i bilmesi gerekiyor. Sık sık kullanılan bir özellik, object ve fields ile alakalı object manager'dan ulaşabileceğiniz bir object ile alakalı herhangi bir field'i tracking yaptığınız zaman o field'le alakalı hangi kullanıcı ne zaman o field'in değerini değiştirmiş onu takip edebiliyorsunuz. Örneğin bizim bir account objectimiz var biliyorsunuz. Account'un rating'i diyelim ki sık sık değiştiriliyor ya da bir şekilde otomasyonlarla değişmesi gerekiyor. Nasıl değiştiğini, önceden neydi, sonradan ne oldu onu tracking yapabiliyorsunuz. Bugünkü konumuz o arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. Herhangi bir object seçebilirsiniz. Öncelikle var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Mesela account'a gittiğiniz zaman, account'un içinde herhangi bir account'u seçtiğimiz zaman account history olduğunu sağ tarafta görüyorsunuz ve tıkladığınız zaman description'ı mesela buradan takip edebiliyoruz description'ı. Ama biz bunu başka bir objekt için sıfırdan yapalım. Örneğin kontak. Kontakları açtığımız zaman kontak history var mı? Var. Kontak history var. Case'e gidelim. Case'e kontak history var mı? Ona bakacağız. Herhangi bir case açıyorum. Case history var mı? Ona bakalım. Case history'i göremiyorum burada. Belki vardır ama isterseniz biz bunu bir custom object üzerinden yapalım. Custom object. Burada custom object'imiz var mı? Ona bakalım önce. Error log diye benim bir custom object'im vardı. Onun üzerinden yapabilirim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim bazı errorları kaydettiğim bir object'im var. Object Manager'a gidiyorsunuz. Daha sonra Field and Relationship'e girdiğiniz zaman sağ üst köşede Set History Tracking diye bir kısım var. Oraya tıkladığınız zaman herhangi bir field'i ya da birden field'i takip edebilirsiniz. Örneğin ben Status bir de örnek veriyorum. Başka ne olabilir burada? Evet, burada diğerleri hep read-only olabilir. Submitter email diyor. Bir de onu iki tane seçiyorum ve bunları tracking yapmak istiyorum. Yani status nasıl değişiyor? Status değiştiği anda bizim error log history'de o değişiklikleri görebileceğiz. Biz buna history tracking diyoruz. Bakın save yaptım. Sonra gidip bunu page layout'a eklemem lazım orada görebilmek için. Page layout'a geliyorum arkadaşlar. Bu related list olduğu için ben onu burada göstereceğim. Related list'lere gideceğim buradan. Şöyle bakın related list'e gidiyorum. Bizim burada error log history'yi göreceksiniz. Error log history bakın. Onu alıp istediğiniz bir yere koyun. Ondan sonra bu şekilde error log history'yi koyduk. This list is not customizable diyor. Yani hiçbir değişiklik yapamıyorsunuz. Save yaptık. Yes dedik. Şimdi error log'a geri gittiğimiz zaman açıyorum arkadaşlar bakın error log'umuzu. Sayfamızı yeniliyorum. Error log'a girdiğim zaman related kısmında error log history diye bir şey göreceksiniz. Şu anda bir değişiklik yapmadık. O yüzden göremiyorsunuz. Ben geri gidip statüste bir değişiklik yaptığım zaman bakın açıyorum. Statüste bir değişiklik yapalım. Bakın burada completed diyelim ki fail'e dönüştürdüm. Fail'e dönüştürdüm. Sonra diyelim ki bir daha değiştirdim. Q yaptım. Diyelim ki bir daha değiştirdim. Schedule yaptım. Sonra diyelim ki bir daha değiştirdim ve future yaptım. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar, history'e gittiğiniz zaman, bununla alakalı history'e gidelim. Bakın bütün değişiklikleri görebiliyorsunuz. Öncelikle created olmuş. Yani başka hiçbir değişiklik yok. İlk completed'den fail'e dönüştürülmüş. Kim değiştirmiş? Ne zaman değiştirmiş? Hangi field'i değiştirmiş? Burada var arkadaşlar. Sonra failed'den queue olmuş, schedule olmuş, future olmuş. Hepsi var. Hepsini görebiliyorsunuz. İkinci bir field'imiz vardı hatırlarsanız. Onun da neydi? Submitted email. Diyelim ki bunu değiştirdiniz. 61'de 62 yaptınız. Save yaptınız. Bunu da oradan görebiliyorsunuz. Şimdi related list'e gittiğiniz zaman burada bakın en yukarıda hangi field submitter email. Ne zaman değişmiş? Zamanı var.
61 iken 62 olmuş. Bu şekilde bir field'in değişimini görebiliyorsunuz. Buna neden ihtiyaç duyarız? Tamamen şey için değil, hani takip için, kim ne yapıyor anlamında değil. Bazen öyle objeleriniz oluyor ki böyle aşamalı aşamalı değişmesi gerekiyor. Örneğin hasta diyelim. Hasta öncelikle işte sisteme kaydoldu mu, bilgileri eklendi mi? Ondan sonra bazı değişiklikler yapıldığı zaman böyle değişen stage'ler var. Bu opportunity'de de olabilir. Yani adım adım değişmesi gerekiyor. O sırayla değişiyor mu, değişmiyor mu bakmak için yine history tracking kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu durumlarda biz history tracking'i kullanabiliyoruz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur.